Ey kendilerini terk edip benliklerini bırakanlar. Geliniz, kendi yüzünüzü görünüz. Yok olma ve yokluğa ulaşma yoluyla barıştığınız için tekrar kendinize eriştiniz. Dünyaya sizi bağlayan kayıtları terk ettiğiniz için şüphesiz mutlak varlığa kavuştunuz. Başka bir varlıkla var olmayı istiyordunuz. Şimdi bizzat kendiniz var oldunuz. Ay güneşe erişince ay olur. Şimdi siz biz olduk, biz de siz. Siz aradan çekildiniz, hep biz olduk. Bunda ne az nesne var ne de çok. Sen feragat edip benliğini bırakırsan varı dahi oldurursun. Gönlünün içindeki bozguncu düşünceleri bırak. Böylece geriye baki salih ameller kalsın. Masal başlangıçta genellikle eğlendirme ve hoşça gibi vakit geçirme işleviyle akla gelir. Yani insanı oyalamak, boş vakitini değerlendirmek gibi elbette ki bu temel bir ihtiyaçtır. İnsan sosyal bir varlıktır, yaşayan bir canlıdır. Elbette ki eğlenmelidir, elbette ki dinlemelidir, elbette ki izlemelidir, elbette ki okumalıdır ama tabi burada temel bir işlev olmakla beraber başka işlevler de var. Çocuk ana dilini önce ninnilerle öğrenir, aşina olur. Sonra masallar üzerinden bu becerisini geliştirir. Bu önemli bir husustur. Yani dille birleştirmek. Dille birleştirdiği andan itibaren malum dil kültürün sembolik boyutudur. Ve haliyle kültürün aktarımının ana aracıdır dil. Okuma yazmanın daha yürürlüğe girmediği yıllardan bahsediyoruz. Bu noktada çocuklar da aslında o geleneksel bilgiyi bu masallar üzerinden ediniyorlar. Aynı zamanda da konfor alanından çıkmayı ve daha fazlası için hayal kurmayı ve o hayal uğruna mücadele etme noktasında da cesaret verici bir rolleri var masalların. Bunun yanı sıra anlatanlar genellikle ebeveynlerdir. Yani ebeveynle çocuk arasında özel bir iletişim dili oluşturur, özel bir anlaşma dili oluşturur. Yani bağları güçlendirir, duygusal bağları güçlendirir, aidiyet düşüncesini, aidiyet bilincini geliştirir. Yani geçmişte bizim çocukluğumuzda işte annenin babanın görevi ne? Çocuk kendi kendine yetene kadar onu beslemek, bakmak ama geniş aile yapısı olduğu için dedeler vardı, nineler vardı, anneanneler, babaanneler vardı ve belli bir yaştan sonra çocuklar bunlara teslim edilirdi. Mutlaka bize birileri hayal kurdurmalı. Bu liderler olur, kahramanlar olur, anlatılar olur. Bizim hayal kurmamız lazım, hayal etmemiz lazım. İnsanlık hayal etmiş, biz bunun hayallerin yansımalarını masallarda görüyoruz mesela. Uçmayı hayal etmiş, uçan halıyla dev kartalın sırtına binerek bunu yapmaya çalışmış. Bugün demirden kuşların üzerinde uçuyoruz. Ya da aynı anda birden fazla yerde görünmeyi hayal etmiş. Bu bir keramet motifidir mesela. Bugün geçiyoruz kamera karşısına veyahut da telefonu elimize aldığımız zaman aynı anda binlerce yerde görünebiliyor muyuz? Görünebiliyoruz. Hayal etmiş. Sesine duyarlı bir kapı. Açıl susam açıl dediğinde açılabilen kapı. Kapan susam dediğinde kapanabilen bir kapıya. Bugün sesinize, sizin yüzünüze, göz retinanıza duyarlı kapılar var.
Tamam, sadece parmak izinize duyarlı kapılar var. Yani pek çok şeyi hayal etmiş. Ve bu hayal etmeyi devam ettirmek istemiş. Hayal et. Hayal ettikçe varsın. Hayal ettikçe hayallerinin peşinde koştukça gerçekleştirirsin. Hayal ettikçe güzelleştirirsin. Hayal ettikçe anlamlı hale getirirsin. Hayal ettikçe hayatın bu tek düzeliğinden, sıkıcı tarafından, anlamsızlaştıran, değersizleştiren tarafından kurtulursun. Ve haliyle kahramanlara ihtiyacımız var. Dışa vurumcu sanat terapisi dediğimiz bir kavram var mesela. Aslında bir şeyi gerçekten dışa vurmak, ifade edebilmek. Bunun içinde sihirli bir iyileştirme gücü var. Ve masallara baktığımızda, masallar anlatan, bu masallara aktaran insanlara baktığımızda da sanki bunun duygusal bir sağaltım olduğunu da görüyoruz. İnsan ne zaman bir humanaras aşamasına geldi, anlatan insan aşamasına geldi? Niye anlatırız? Neden dinleriz? Bunlar önemli sorulardır. Biz bir şey anlatırken karşımızdakiyle paylaşıyoruz. Aynı zamanda değerleri paylaşıyoruz. İşte duygularımızı paylaşıyoruz. Ama aynı zamanda karşıdaki de dinliyor bizi. Haliyle niye dinler? Neden dinleme ihtiyacı hisseder? Bu sadece hoşça vakit geçirmek midir? Eğlenmek amacıyla mıdır? Az önce de bahsettim mesela işte. Keloğlan tiplemesine baktığınız zaman Keloğlan aslında içimizdeki pek çok ezikliği, pek çok ne diyelim yoksunluğu bizim adımıza telafi eder. Biz onun başarıya ulaşmasıyla biz mutlu oluruz. Yani bir noktada aslında bizim adımıza başarıya ulaşır. Yani zaman zaman olur, ebeveynler yapar. Sen yapamazsın. Senin çapın ne? Senin aklın ermez. Dur sen otur. Beceremezsin gibi sürekli bu tür şeyler olur ama biz bunu yapma, ispatlama düşüncesindeyiz. Yani kendimizi var etme düşüncesindeyiz. Aslında Keloğlan'ın her bir macerası aslında insanın kendini gerçekleştirme macerasıdır. Bu dilden dile, kulaktan kulağa bugünlere kadar gelen gelenek nasıl bir teknikle bu yolculuğunu sürdürdü, günümüze ulaştı? Tabii bu sözlü kültür ortamında oluşturulur ve sözlü kültür ortamında aktarılır. Ve haliyle bunu aktarımın kendine özgü teknikleri gelişmiş. Bir, örneğin şiirle aktarımsa ezber kabiliyeti. Çünkü sözel toplumlarda, şifahi toplumlarda ezber son derece önemli bir yere sahip. Yani güçlü bir hafıza. Ve haliyle belleği ve hafızayı sürekli canlı tutmak ve geliştirebilmek için de teknikler geliştirmiş, yöntemlere başvurmuş. Burada en çok başvurulan yöntem ne? Tekrarlama, sık sık tekrarlama. Çünkü geleneksel toplumlarda anlatıcı sık sık tekrarlar. Çünkü rağbet görür, unutmaz. Yani ben kendimden örnek vereyim. Bir araştırma yaptığımda 4 yıl önce bir masal derlemişim mesela. Bu masal anlatıcı bana yazıya döktüğümde 3 sayfa halinde anlatmış. Ama 4 yıl sonra tekrar aynı kişiden aynı masala derlemek istediğimde bu yarım sayfaya düştü. Ve niye böyle olduğunu sorduğumda dedi ki, yavrum en son sana anlatmıştım. Bir masalı okumak ve dinlemek arasında da zamanı algılamamız açısından bir fark var. Masalda döngüsel bir zaman varken biz daha lineer bir zaman üzerinde akıyoruz aslında. Ve bunun da sanki doğayla insanların kurduğu ilişki, yoğun ilişkinin böyle bir izini görüyoruz. Mitler, mitolojiler, dinler ve destanlar zamanı döngüsel olarak anlatır bize. Geleneksel toplumlar, yani tarımcı, hayvancı toplumlar, doğayla iç içe olan toplumlar zamanı döngüsel olarak algılar. Modern tarihi nedir? Düz bir çizgi halinde takip eder, doğrusaldır. Günümüzün modern insanı da doğrusal bir zaman algısıyla ne yapmıştır? Zorlanmaktadır, dönmüyor yani. Doğaldır yani döngüsel olmaz. Çünkü niye? İklime bağlı. Ekonomik faaliyetleri iklime, coğrafyaya bağlı. Ve her yılın bitimi bir yıl bitimidir. Ama her yılın yeni bir başlangıcı yeniden yaratılmaktır. Ve döngüsel zaman aslında sürekli ne yapıyor? İnsanın, doğanın, canlıların, toplumların sürekli her defasında kendini yeniden üretmesi anlamına geliyor. Bu bölümümüzde Gaziantep yöresinden bir masal seçtik. Mırnavların Sarayı ya da Pisikler Sultanı olarak geçiyor. Kedilerde ve insanlar arasında geçen bir masal aslında. Gaziantep yöresi özelinde baktığımızda coğrafyanın o bölgenin masallarına bir etkisini gözlemleyebiliyor muyuz? Doğal olarak masalcı masalın coğrafyasını oluştururken öncelikle kendi bildiği coğrafyadan yola çıkar. Yani orada yaşıyorsa dağı, tepeyi vesaireyi tasvir ederken
ister istemez kendi bildiği, kendi yaşadığı, kendi gördüğü coğrafyadan yola çıkar. Bir coğrafya damga basar zaten. Mesela Gaziantep'in üzerinde bulunduğu coğrafyayı dikkate aldığımızda, haritayı bir gözümüz önünde canlandırdığımızda ne var? Anadolu, Orta Doğu coğrafyası. Yani bunu biz yemek kültüründe bile çok bariz bir şekilde görürüz. Yemek kültüründe olsun, yaşama biçiminde olsun. Haliyle ne diyelim, bir havuz gibi de düşünebilirsiniz. Yani bir kültürel bir havuz. Yani farklı kültürlerden de, farklı geleneklerden de rahatlıkla yararlanabilecek bir coğrafi özelliğe sahip. Bu da aynı zamanda bir renkliliğe yol açıyor, çeşitliliğe yol açıyor. Yani baktığımız zaman mesela yemek kültüründe çok çeşitlidir. Bu aynı zamanda anlatı kültürüne de yansır. Ben Antep'in şöyle bir özelliğine de vurgu yapmak isterim. Antep mesela, Gaziantep çok gelişmiş bir şehir. Endüstriyel bir şehirdir. Modern bir şehirdir ama aynı zamanda Gaziantep neyi buluşturabilmiş? Bu modernize olmayı özelliğiyle geleneksel yapısını çok güzel bir şekilde bağdaştırabilmiş ve bir kimlik sahibi olmuş. Mırnavların sarayında karşımıza bir sürü kedi çıkacak. Kediler masallarda neyi temsil eder, neyi sembolize ederler? Neden kedi? Bizim kediyle çok uzun bir mazimiz vardır. Yani evcilleştirme süreci açısından baktığımız zaman köpekle bir 40 bin yıllık bir geçmişimiz varsa kediyle de bile o kadar vaktimiz vardır. Yani çok eski bir şeyimiz vardır. Ve haliyle kedi aslında bir noktada üremeyi, doğumu simgeler, üremeyi simgeler. Bunun yanı sıra aşkı simgeler. Bunun yanı sıra hayatın o sıcaklığını aktarma şeyini de simgeler. Yani kedinin bu özelliğini de özellikle ne yapmak gerekiyor? Bilmek gerekiyor. Bazı kültürlerde nedir? Özellikle Mısır mitolojisine vesaireye falan baktığımız zaman da yükselişi sağlayandır. Süreci tamamlayandır. Yani kozmik sürecin tamamlanmasını sağlayan ve onun bekçisi konumunda da karşımıza çıkar. Sözünü ettiğiniz masalda da çok sayıda kedi çıkıyor karşımıza. Bunlar farklı renklerde. Sarı, beyaz. Ak var, sarısı var ve karası var. Tabii haliyle bunların orada görevleri var. Ve her biri görevini yerine getiriyor. Ve bunlar aynı zamanda ne getiriyor? Baht, talih getiriyor. Yani masalı hatırladığım kadarıyla işte yer yarılsa da içine girsem utancından artık çocuklarını doyuramayacak bir noktaya geliyor. Yer yarılsa da içine girsem dediği zaman yer yarılıyor ve yeraltı dünyasına iniyor. Şimdi yeraltı dünyası genellikle olumsuz bir imaja sahiptir. Ölülerin diyarıdır. Veyahut da işte bizim mitolojimizde erliğin, şeytanın mekanıdır vesairedir. Kahramanlar sık sık ne yaparlar? Destanlarda özellikle mitolojik anlatılarda sık sık yeraltı dünyasına inerler ve yeraltı dünyasındaki varlıklarla mücadele ederler. Buraya baktığımız zaman aslında burada bir kahramanın yolculuğu unsuru var. Kahramanın yolculuğu. Aslında burada kahramanın yolculuğu denince hep genellikle erkek kahramanın yolculuğu anlaşılır. Joseph Campbell'ın da kahramanın yolculuğu diye bir çalışması var. Ama hep ne ihmal edilmiştir? Kadın kahramanın yolculuğu meselesi ihmal edilmiştir. Ve bu yolculuk genellikle ya dikey düzlemde ya da yatay düzlemde gerçekleşir. Yani bir şekilde yolculuğu gerçekleştirmek zorundadır. Peki yeraltı dünyasına iniş ne anlama gelir? Sembolik anlamda ölmektir. Yani bir statüden başka bir statüye geçebilmesi için mutlaka ne yapması gerekiyor? Bir arafta, yani bir eşikte bulunma hali ve burada sembolik anlamda ölmek. Yer altına indiği zaman ölür. Ama yer altından tekrar yer üstüne çıktığı zaman da yeniden dirilir ve yeni bir kimlikle, yeni bir statüyle, dikkat ederseniz masalda da onu anlatıyor. Son derece yoksulken, fakirken, ekmeğe muhtaçken, çocuklarını besleyemezken, daha sonra yerin üstüne çıktığında torbadan neler çıkıyor, bohçadan yiyeceklerin yanı sıra elmaslar, gümüşler, bakırlar vesaire altınlar çıkıyor mesela. Aslında bu nedir? Dikey düzlemde bir erginlenme sürecidir. Bu bağlamda özellikle değerlendirmek lazım. Simgeler, semboller önemli. Bakın anlatılar simgeler, semboller üzerine kuruluyor. Neden kedi? Renk simgeciliği, yeraltı dünyası, karanlık ve sonra üst dünya. Bakın bunların hepsi aslında bir noktada simgesel bir anlam taşır. Şimdi bu anlatıların meydana geldiği dönemlerde, eski çağlarda insanlar biliyordu. Hangi sembolün, hangi bir gün bizim olağanüstü diye nitelendirdiğimiz, fantastik diye nitelendirdiğimiz her şeyin aslında bir anlamının olduğunu biliyordu. Biz işte bu anlamları yitirdiğimiz için
bunların aslında ne anlama geldiğini bilmediğimiz için bize bunlar tamamen olağanüstü ve fantastik şeylermiş gibi geliyor. Aslında hepsinin bir anlamı var. Her eşiğin bir bekçisi vardır. Ve biz hayatımız boyunca da hep eşiklerden geçeceğiz. Valiyle hep de neye ihtiyacımız var? Kozmik dokunuşlara ihtiyacımız var. Yani bize dokunulması lazım. İyi insanların bize dokunulması lazım. Güzel anlatıların bize dokunulması lazım. İnancın bize dokunulması lazım ki biz yolumuza devam edebilirim. İşte masal da, destan da, hikaye de, fıkra bile aslında bu dokunuşun bir yansımasıdır. Dokunuşun bir ifadesidir. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir zamanlar iki kızı olan bir aile varmış. Bu kızlar pek severlermiş birbirlerini, aralarından su sızmazmış. Zaman geçmiş, kızlar birer genç kız olmuşlar, evlenme vakitleri gelmiş. Büyük kız böyle çok zengin biriyle evlenmiş. Kocaman bir konakta yaşamaya başlamış. Gelin bakalım o konağa. Koridorlarında uşaklar koşuştururmuş. Bu kızın kendisi bile bilmezmiş kaç küp altını var. Kilerinde kendisine, ailesine hatta bütün köye 2 sene yetecek kadar yiyeceği varmış. Fakat zamanla bu kızın huyu değişmiş. Kocasının servetiyle övünmeye başlamış, kibirli bir kadın olmuş. Küçük kız kardeş de fakir biriyle evlenmiş. O varmış nasibinde. Kocasını çok severmiş. Küçücük bir evleri varmış, mutlu bir yuvaları. Sonra 2 tane çocukları olmuş, birbirinden güzel. Mutlu mesut yaşarlarken kocası ansızın hastalanmış, ölüvermiş. Kız 2 yetim çocuğuyla kala kalmış, aç geceler geçirmiş. Sonra aklına ablası gelmiş. Bütün köyü yürümüş, konağa ulaşmış, girmiş içeriye. Sonra en iyi yaptığı şeyi yapmaya karar vermiş. Bütün konak halkı için bir hamur yoğurmuş. 10, 20, 30 ekmek pişirmiş. Ekmeğin mis kokusu sarmış her tarafı. Sonra ablasının yanına gitmiş. Halini anlatacak gibi olmuş ama utanmış, söyleyememiş. Ablası da anlamış, bilirmiş aslında onun durumlarını ama bilmemezlikten gelmiş. Ona bir somun ekmek bile vermemiş. Kadın başını öne eğmiş, gitmiş evine. Sonra bakmış ellerine, hamur yoğurduğu zamandan kalan hamurlar parmak aralarına yapışmış. Almış toprak bir tencere, onun içine elini güzelce yıkamış, bir çorba pişirmeye başlamış çocukları için, helle çorbası. Öyle lezzetli bir çorba olmuş ki bu çorba. Bundan sonra her gün ablasının konağına gider, konak için ekmek pişirir, sonra da döner, helle çorbası pişirmiş yavrularına. Günler böyle geçermiş. Vakit geçtikçe kız konakta pek sevilen bir kız haline gelmiş. Ablası kıskanmış tabii ki bu durumu. Öyle ki kızın parmakları arasında götürdüğü hamur kalıntıları bile gözüne çok görünmüş. Ellerini yıka, öyle git demiş. Kız ellerini yıkamış, gitmiş evine. Bakmış çocukları helle çorbası bekler. Almış bir kazan, içini suyla doldurmuş. Bir yandan karıştırıyormuş. Bir yandan da yanağından ılık ılık gözyaşları akıyormuş. Allah'ım demiş, keşke yer yarılsa da içine girsem. Dediği anda bir anda gerçekten yer yarılmış ve kendini metrelerce aşağıda bulmuş. Bir de bakmış ki saray gibi bir odada. Etrafında bembeyaz kediler çamaşır yıkıyorlar. Bazıları çamaşır yıkıyormuş, bazıları yıkanmış çamaşırları iplere asıyormuş, bazıları kurumuş çamaşırları katlıyormuş. Kız hayran hayran seyretmiş. Ah demiş, ne güzel yapıyorsunuz, ne güzel yıkıyorsunuz böyle, kolay gelsin size. İçlerinden bir kedi gelmiş, miyav demiş, onu bir kat yukarı çıkarmış. Kadın bir bakmış, kocaman bir mutfak, her tarafta sapsarı kediler. Bazıları yemek pişiriyormuş, bazıları bulaşıkları yıkıyormuş. Ah. Demiş, ellerinize sağlık, ne kadar güzel yemekler böyle. Sonra onu bir kat daha yukarı çıkarmışlar. Burada süslü bir odanın içerisinde simsiyah kediler, kimisi elinde süpürgelerle, kimi yelpazelerle eşyaların tozlarını alıyorlarmış.
Kız onların işini öve öve bitirememiş, sevmiş, okşamış. Sonra onu bir kat daha yukarı almışlar. Kızın merakı gittikçe artmış, gittikçe artmış. Bu odaya çıkan merdivenler altın yaldızlıymış. Bir de baksın ki ne görsün. Kocaman bir tahtın üzerinde bir kedi, tekir bir kedi. Gözleri pırıl pırıl, tüyleri ipek gibi kıza bakıyormuş. Tekir kedi kızı görünce ayağa kalkmış. Yanındaki gri kedilere pis pis bir şeyler söylemiş. Gri kediler biraz sonra ellerinde süslü bir bohçayla gelmişler. Koymuşlar kızın önüne. Tekir kedi dile gelmiş. Ben demiş Mırnavlar Sarayı'nın sultanıyım. Eğer bu hediyeyi kabul ederseniz bize şeref verirsiniz. Kız ezilmiş, büzülmüş, bir şey diyememiş. Çok teşekkür etmiş. Almış bohçasını. Ama bohça çok ağırmış. Nasıl çıkacağını da bilememiş. Ah demiş, keşke yer açılsa da yukarı çıkabilsem dediği anda çıkmış yukarı. Bakmış çocuklara. Hep birlikte üçü birden açmışlar bohçayı. İçinde lezzetli yemekler, altınlar, gümüşler, elmaslar, gerdanlıklar. Çok sevinmişler. Sevinçlerinden ağlamışlar. Derler ki kendilerine şöyle büyük güzel bir ev yaptırmışlar. Fakiri fukarayı da unutmamışlar. Yaşamlarına devam etmişler. Ama hikaye burada bitmemiş. Kız kardeşinin zenginlediğini öğrenen abla çok merak etmiş. Misafirliğe gitmiş. Sonra sormuş, ya hayrola sen nasıl böyle zenginledin? Kız anlatmış bütün içtenliğiyle olup biteni. Abla gitmiş evine ama içi içini yiyormuş. Ya demiş, benim de bu saraya gitmem lazım, biraz fark atayım kardeşimi. Almış kazmasını eline, kazmış toprağı saatlerce. E bulabilmiş mi sarayı? O anda çok yorulmuş. Ah demiş, keşke yer yarılsa da içine girsem dediği anda hop kendini bulmuş aşağıda. Bakmış böyle beyaz beyaz kediler bir şeyler yıkıyorlar kendilerince. Ama şimdi o zengin bir hanımmış ya, her şeyi kolay kolay beğenmediğini göstermek istemiş. Ah demiş, siz de sözde bir şey yıkıyorsunuz. Onu almışlar bir kat yukarıya. Bakmış sarı kediler köfte pişiriyorlar, pis demiş onlara. Böyle kıymanın başından ayrılmayan kedileri değnekle kovalamış. Bir üst kata almışlar kediler onları. Bakmış her tarafta siyah kediler. Ah demiş, siz bizim dünyamızda olacaktınız da sizin yeriniz çöplüğün yanıydı o zaman. Ya bu evin hanımı nerede demiş. Kediler ona hiç aldırış etmemiş. Bir üst kata almışlar. İşte o zaman tekir kediyle göz göze gelmiş. Tekir kedi ona acayip acayip bakmış. Kadın gitmiş. Bu konağın, bu sarayın eksiklerini, gediklerini tek tek anlatmış. Kedilerin iş bilmezliklerini anlatmış. Sonra da ben buraya bohçamı almaya gelmiştim demiş. Tekir kedi dönmüş gri kedilere, bir şeyler fısıldamış. Biraz sonra gri kediler ellerinde kara bohçalarla gelmişler. Kadının eline tutuşturmuşlar. Kadın taşıyamamış bu bohçaları. Ah demiş, keşke yer açılsa dediği anda kendini bulmuş yukarıda. Bütün hizmetçilerini kovmuş. Kapılarını, pencerelerini kilitlemiş. Gitmiş odasına, tek başına olduğundan emin olduğu bir anda açmış bohçayı ki içinden yılanlar, böcekler, akrepler, çıyanlar bir anda kadını sokmuşlar, oracıkta öldürmüşler. Kadının öldüğünden kimsenin haftalarca haberi bile olmamış. Kötülüğün sonu böyledir işte. Gökten 3 elma düşmüş. Bir tanesi Mırnavların Sultanına, bir tanesi dinleyenlere, bir tanesi de hala çocuklarını helle çorbası pişiren o genç annenin başına.